Evet Efe, senin hedeflerinden bahsedelim. Artık yeni bir ağır siklet mi geliyor? Ne dersin? İnşallah diyelim. Ağır siklet olmak, şöyle şunu da söyleyeyim. Herkes ağır siklet olamaz. Türkiye'de de yani çok yetişiyor bu. Hani her göbeği olan ağır siklet diye geçiyor. Öyle söyleyeyim. Herkes ağır siklet olamaz ama bunun da ayrıntısını vereyim. Buradan Uğur Karakaş okul müdürümüze selamlarımızı yolluyorum. Bize her zaman okulumuzda desteğini esirgemeden sporumuza engel olmayacak şekilde her türlü bize desteği sağladı. Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'nde, Sultanbeyli'de. Ona buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan söyleyeyim. O konuya gelecek olursak da abi, inşallah bakalım önümüzde ne gösterir, önümüzdeki yollar bize nasıl kapılar açılır, nasıl yollar gelir bilemiyorum. Yani en yüksek neredeyse orada olmak istiyorum inşallah. Yani şimdi bir yer söyleyip orada kalmak istemiyorum. En yüksek neresiyse orada kalıp orada Kesinlikle olmak istiyorum inşallah. çok iyiydi. Efe kariyerinde başarılar diliyorum. Şu an amatörde de yapılan Open'da da oldukça başarılıydı. Yine sevgili yönetmeni Merhan Koçak'tan podyum görüntüsünde alalım. Bu bizi biraz daha motive edecek. Sporcumuzu da burada yeni tanımak isteyenler, yeni tanıyanlar, yeni görenler belki ilham feyz alır. Efe'nin podyum görüntüsüne, sonrasında Beytullah'ın da görüntüsüne gidelim. Sayın hocam, ağır sikletler tekme atamıyor. Evet. Yani ama Efe'nin attığını gördük. Ağır sikletler çok az tekme atamayan var ağır siklet. Ama altyapısı esnek olanlar rahatlıkla atabiliyor. Ağır sikletler genelde daha çok böyle hani onların maçları sert, Sert kırıcı, geçiyor, evet. nakavt oranı yüksek olduğu için boks yönlerine daha çok yükleniyorlar. Ülkemizde de yeni gençlerde de güzel ağır sikletler gelecek inşallah. Öyle diyelim. Ama ağır siklet sporcu yetiştirmek çok zor. Hocam hem ağır siklet sporcu yetiştirmek zor hem de bu sporcular yani ağır siklet nadir olduğu için çalışması gereken kişiler, örnek veriyorum şimdi sizin salonda ya da herhangi bir salonda bir ağır sikleti var, bir de orta sikleti var ya da hafif sikleti var. Bu iki sporcunun sparring yapması, karşı karşıya gelmesi çok mantıksız. Dolayısıyla başka bir salonda başka bir ağır sikleti, ya örnek veriyorum Hacı Hoca'nın Muay Thai'de, bunu selamlarımızı da iletmiş olalım. Öğrencisi var. Erdoğan Tugay. Sevgili Buğra Buğra Tugay Tugay Erdoğan. Dolayısıyla Kadir Burak. Yıldırım'la antrenman yapmak için yaka değiştiriyor. Yani Evet. Asya'dan Avrupa'ya geçiyor ya da Bence cihatla. öyle olması gerekiyor. Şimdi bizim ülkede eski hocalardaki şu mantık vardı. Ya öğrencim başka salona gidip başkasıyla çalışmasın. Ya da 50 kilo adamı koştururken ağır siklet adamın da aynı tempoda koşmasını istiyor. Mantıken ikisi aynı tempoda koşamaz. Yani ikisi aynı boyda, posta, kiloda antrenman yapması doğru olan bu değil mi zaten hocam? Yani Yani şimdi şöyle bir şey, Hollanda'da ağır sikletler sık sık bir araya geliyor. Maç sparring yapıyor. Sonra herkes tabii kendi salonuna gidiyor. Sonra bakıyorsun aynı o sparring yapan adamlar maça da çıkıyor. dövüşüyorlar bir de. Ama bizim ülkede bu mantık yoktu. Bizim ülkede bu mantık yeni yeni oluştu. Oturmaya İşte başladı. ben sevgili Hacı Doğan hocamızla şampiyonumuz Buğra'yla çağırıp Cihat'la yapıyorduk. Biz oraya gidiyorduk. Kadir Yıldırım dünya şampiyonumuz. O geliyordu, Cihat'la çalışıyordu. Cihat ona gidiyordu. Sonra derken yani Hacı Hoca ve benim gibi birisi bunu kırdı. Örneğin biz 2008 yılından beri sparring antrenmanı yapıyoruz. Her pazar sparring yapıyorduk. Sparringimizi Antalya'dan Mehmet Aygün geliyordu, Bursa'dan Hüsnü Sarı geliyordu. Kadir Daş'tan ne bileyim Ya Yusuf saydığınız isimler Karakaya, zaten Survivor'daki şampiyon şampiyonlar.